Şimdi ya spekülasyon sadece içeride yapılmadı, dışarıda da yapılıyor Uluç Bey. Ee, özellikle Amerikan basınına, Avrupa basınına baktığımızda bu istifa, istifa e, haberinin ortaya çıkmasının ardından hani Biden seçildi, hemen arkasından böyle bir olay gelişti. Ee, acaba bu işin içinde bir e, Biden'la ilintilendirilebilecek bir husus e, var mı sorusu? nu doğuracak yorumlar yapıldı basında Amerikan basında aslı asları var mı yok mu bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani böyle bir şey tamamen yani şimdi Cumhurbaşkanıyla Berat Albayrak arasında belki e, hakikaten bir anlaşmazlık doğabilir işte Berat Bey de birden e, o anlaşmazlık karşısında e, sitem ederek haksızlığa uğradığını varsayarak istifa etmiş olabilir ve zamanlamada tam Biden'ın seçildiği döneme denk gelmiş olabilir. Bütün bunlar tesadüf olabilir. Evet. Şimdi, Ama evet, şimdi. tesadüf olmayabilir de. Siz hangisini hangi görüştesiniz? dışarıdan bakı bakıldığında e ne görüyorsunuz? Eee evvela dışarıda e olan bir bütünle ilgili olarak bu Biden'ı sorduğunuz şey spekülasyon olarak tartışılan bir konu var. Devamlı e Twitter'larda vesaire falan da orada sosyal medya medyada da kendi içinde yabancılarla da yazışmalarda pek kullanılmaya başlandı. O da şu e, Halk Bankası davası ile ilgili bu dava biliyorsunuz e, bitmedi. E, New York'ta tekrar açıldı dava e, ve devam ediyor. Trump yalnız bunun engelleyicisiydi. Ve çok net bir biçimde Cumhurbaşkanımızla olan yakın ilişkisiyle bu meselenin üstesinden gelebileceğini düşünüp durdurduğu ifade edildi. Yalnız bunu yaparken de arka tarafta bilemediğimiz sabiyetiyle bir takım e, pazarlıklar veya en azından e, bu konuyu çözümleyebilecek bir takım adımların atılmasına götüren e, bazı anlaşmalar, uzlaşmalar olduğuna dair de iddialar var. Bunlardan bir tanesi de e, özellikle Sayın Albayrak'ın e, görevlendirildiği ve gidip müzakereyi yapan kişilerden birinde e, kendisi olduğuna dair bir iddiadır. Yani başka bir deyişle işte burada hemen getirilen yorum biraz da korumak kurtarmak için yani netice itibariyle. Çünkü, Berat Bey'i mi? Berat Bey'i de çünkü netice itibariyle Biden geldiğinde bu işin üstüne tekrar gideceği çok konuşuluyor ve kararlı olduğu da söyleniyor. E ama o tabii şeye göre yapılan bir yorum yani bunun bilinçli bir e, evet. yani bir ani patlayan bir olay değil bilinçli, şuurlu olarak bir olay olduğunu evet. varsayarsak böyle. Evet. Yani hem Merkez Bankası hem falan hepsinin bir arada böyle yapılmış olmasının arkasında esas itibariyle yeniden açılan, yürüyen bu dava. Şimdi ben bunlara çok samimi olarak çok inanmıyorum efendim. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben 41 yıla yakın bir bürokrat olarak görev yaptım. Amirlik de yaptım. Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak çok büyük bir kütleyi yönetebilmek için de. Şimdi bu gibi olaylarda e, Cumhurbaşkanımız da Sayın Albayrak arasında e, cereyan eden olayın e, ben esas ve şekil yönünden e, iki ayrı boyutta ele alınması daha doğru olur diye düşünüyorum. Nedir o boyutlar? Şöyle ki, bir kere nasıl yaparsınız? Hocam da çok iyi bilecekler. Eğer ortada cezalandırmayı gereken bir durum yok ise çağırırsınız. Ya şuralarda sıkıntılar var. Yani oturup buralarda hep beraber bunu çözebilecek şekilde neler yapalım? Bunları kendilerini telkin yoluyla veya ona talimat yoluyla hatta icap ederse bildirirsiniz. Bu sağa sola yayılarak gitmez. Eğer orada ciddi bir hatası varsa o zaman bunu yapmak da tabiatıyla çok ...kolay değil... ...çünkü o hatanın da ispat edilmesi lazım... ...her şeyden evvel... ...şimdi böyle olunca... ...bir Maliye Bakanı... ...çok önemli bir kişi... ...hatta Maliye ve Hazine birlikte... ...Türkiye'nin kalbi bir noktada... ...ve Merkez Bankası da... ...bunun bir uzantısı... ...sonuç itibariyle... ...bir de damatlık meselesi var... ...yani damatlık aslında... ...sadece bir spekülasyon olarak... ...düşünülmemeli... Burada bir kan bağı da var o aile içinde. Hısımlık çift yönlü olarak düşünülmesi lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar Berat Albayrak'a çok da taarruz edildi her taraftan. Neler söylenmedi ama her seferinde onun arkasında durmuştur. Hiç tereddütsüz bunu iddia edebilecek konumdayım onunla ilgili olarak herhangi bir adım atılmasına müsaade etmedi. Şimdi ikinci söyleyeceğim şey de Bu, şu. bunun anlamı nedir? Yani niye yani, onu, onu söylüyorsun? Onu da söyleyeceğim liderliğin, karizmatik liderliğin bir tezahürü. Enindeki ekibi asla ezdirmez. Bu onun Hayır. Ama ben Berat Albayrak'la ilgili tespiti Şşşş. özel olarak onunla ilgili evet, bir evet, özel olarak. hassasiyet gösterdi. Şimdi ikinci bir şey var. Sayın Soylu'dan biraz evvel bahsedildi. Orada da benim kendi kendimi sorguladım bir husus var ciddi şekilde. Sayın Soylu bir karar aldı yasaklarla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı onu bozdu ve o da oradan gelen alınganlıkla istifa etti. Ve iletişim başkanlığı açıkladı. Ama hemen akabinde Cumhurbaşkanı gidemezsin bir yere otur dedi ve bu şekilde iş kapandı. Şimdi bugün aradan geçen bu zaman zarfında Cumhurbaşkanı, damadıyla ilgili bir konuda bir tür spekülasyon ortada dolaşırken bunu kesebilecek şekilde iki şey yapılabilirdi. Ya bunu buraya kadar getirmeden el altından başka bir nedeni vardır diye açıklayarak bitirirdi. Ve ben öyle bir büyük kabine bir değişikliği vesaireyle doğrudan doğruya bir ilinti kurulabileceğini de bu manada düşünmüyorum. Sebebi de çok basit. Bu spontane gelişmiş olan bir olay büyük bir ihtimalle. ...karşılıklı alınganlık da olmuş olabilir ama... E, ...gene de usul yönünden... ...şekil ve esas dediğim şey de budur. Şekil yönünden en azından... ...ben damadımı korurdum. Mevcut ya, koşullarda... ...mevcut koşullarda... Kendisi, kendisi istifa etse ne yapacaksınız? Ettirtmez mi istifa? Etti. Yani sizden şimdi, bağımsız bir şekilde. Şimdi o zaman da başka bir şeyi... ...sorgulamam gerekiyor. Esas dediğim şey de budur zaten. O zaman burada iyice isyan edip ben gidiyorum yetti artık demesine kadar efendim Gemileri bir yakarım. sebep olması lazım evet. aksi takdirde çünkü bütün çizmeye çalıştığım bu çerçeve içinde bir damat kayınpeder ilişkisinde bu şekilde davranış olmamalı ya şöyle olamaz mı Olmadı ben, da bugüne kadar. Uluç Bey ben yani ben gerçekten e, psikolojik olarak bakıyorum olaya şöyle olamaz mı yani Hatta damat kayınpeder ilişkisi iyice ilişkiyi duygusallaştırır. Bazen rasyonaliteden de uzaklaştırabilir. O duygusallık içinde kendisine haksızlık yapıldığını düşünebilir. Eleştirileri biraz fazla bulabilir o anda. E, zaten büyük bir taarruz altında her zaman olduğu gibi Berat Albayrak ve ona yönelik bir isyan olabilir bu. Yani bütün bunların A A A toplamından A çok çıkan garip bir isyan olur efendim. Niye garip yani, olsun? E, ben daha damat kayınpeder hayır tam damat kayınpeder ilişkisinde bu çok daha tetikleyici bir bence değil. Rol oynayabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani akrabanın akrabaya olan e, kırgınlığı ya da sistemi daha fazla olabilir yani. Ben bir e, bu meseleyi bir devlet bazında düşünüyorum tabii. Ama tabi öyle şey, siz akrabalığı da o ön plana çıkarttığınız için bu Ak akrabalık da bu çerçeve içinde gene orada akraba dahi olmuş olsa orada maliye bakanı olarak bir devletin temsilcisi olduğunu unutmam ben şahsen. Dolayısıyla böyle bir şey varsa eğer aramda da herhangi bir başka sorun yoksa giderim ben kayınpederime. Ya yapma ne olur Allah aşkına burada ben başka şekilde de bunu çözeriz diye konuşurum. Eğer siz bunu resen istifa noktasına kadar taşıyabilecek bir noktaya taşıyorsanız o zaman oturup bunun arkasında başka bir sebebin de var olmuş olmasını düşünmek lazım. Şimdi... Benim şahsi kanaatim Cumhurbaşkanımızın bu açıklamayı hemen yapamamasının da arkasında bir neden olması gerekir. Çünkü muhik bir sebeple ortaya çıkıp şu nedenle oldu dediği zaman benim de ikna, sizin de ikna olmanız gerekiyor. Ne diyecek? Damadını niye harcadı diye bugün pek çok çevrede ben bugün hep bu konuşmaları dinledim. Harcamaktan bahsediyorlar pek çok şeyde. Ben o değilim. Neden Hayır ben... Ben benim Anlat söylemiyorum. Sen, hayır, hayır. Çok konuşuyor. Spekülasyonlar abi. çok yaygın. Yani Durumların dedikoduyu seviyor. Yani. 10 Kasım'da yapılmaması böyle bir şeyin tamam mantıklı Murat olabilir. Ama her elbekarda böylesine bir olayın bekletilmesi de kendi yönünden spekülasyonların daha da azmasına ve sonuçta daha riskli bir pozisyona sokulmasına sebep verir. Bu kapsam içinde ol bayrağının yıpranması da dahildir. Pardon Spesiz hocam böyle ben ben şeye katılıyorum. Yani bu spekülasyonlara zemin hazırlayacak süreci uzatmayı bir tarafa bırakıp daha iyi yönetmek lazım. Bu süreçte öyle bir problem var. Bir kısa bir şey söylesem, çok kısa hocam. Siz son en son söyleyecek... Hocam daha Aristo'dan başladın. devam et sen Yok yok Aristo <laughs> değil. Şöyle de olmuş olabilir. Şimdi e Padişahlığının 5. yılında Kanuni Sultan Süleyman sadrazamını değiştirecek. Aksakal Piri Mehmet Paşa. Yerine çok sevdiği Hasoda Başı İbrahim'i getirecek. Kibar da bir adam Kanuni. Sadrazamı çağırıyor. Diyor ki sadrazam efendi diyor. Bu olmuş olaydır yani tevatür değil. Ee, sen diyor padişah olsan çok sevdiğin birini sadrazam yapıyor, yapmak istesen ama görevdeki adama da çok saygı duyuyor. Ve itibar ediyor olsan nasıl davranırdın diyor. Sadrazam cevap veriyor. Çağırırdım diyor, sadrazama en uygun bir şekilde bunu anlatırdım diyor. Anladım sadrazam bey diyor. Ve tam bir dakika sonra sadrazamlık mührünü çıkarıyor, veriyor. Yani kibar bir üsluplan da e, bu olmuş olabilir. Mesut Hakkıcaş'ın. Ben hukukçu olarak önce bakacağım, müsaade ederseniz. Estağfurullah. Bizleri Bu arada Ümitli fikirlerinizi. hoş geldiniz. Sağ olun, olun. efendim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birincisi bir defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir sisteme geçmiştir. Başkanlık sistemi. Anayasanın 104. maddesi gayet açık. Diyor ki yürütme etkisine sahip Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasanın uygulanması devlet organlarının düzenli uyumlu çalışmasını temin eder. Vazifesi bu Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle mi? İki, yardımcılar ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Özellikle üst kademe kamu yöneticinde atar ve görevine son verir. Yani burada anayasa hukuk açısından doğru yapılmıştır. Ama bu tabii aralarında geçen bir müzakere sonucu mu olmuştur? Veya işte burada istişare ettiğimiz gibi bu bir spekülasyon mudur? Orası mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı bunu Türk kamuoyuyla paylaşacaktır. Ancak şöyle bir şey var. İkinci bakış açım yani dışarıdan bize nasıl bakıyorlar? Gerekçeyi döviz kırına koyuyorlar. Enflasyon, işte e, rezervlerin eridiği, faiz oranlarının yükseldiği ve Merkez Bankası'nın görevden alınmasıyla bunu şey yapıyor. Ama dedim ki az önce Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nda görevden alma yetkisi var. Öyle mi? Ha, peki burada şimdi acaba ifade edildiği gibi İran'la ticaret yüzünden mi? Benim şahsi kanaatim yani Biden'la ilgili soruya bakarsak İran konusunda Türkiye'nin dava edilmesi tamamen bir spekülasyon ve hukuki bir fiyasko. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın jandarması değil. Bizim dibimizdeki bir devlet de bizim yapacağımız ticarete bize fiyasko koyacak. Kendi tüccarları İran'a her türlü malı satacak. Evet. Böyle bir yağma yok yani. E ee, ben hukukken bu bir fiyasko zaten. Türkiye Dolayısıyla de, Berat, Berat Bey'in istifasıyla o konunun bir alakası olamaz. Ben olacağını sanmıyorum. Ha bir 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 şey, Sayın Trump'la e, Beyaz Saray üst düzeylik ekonomi, maliye Bakanım götüreceğim tabii yani veya ondan öncekisinde önemli bir görevi var. Ya onunla en, ne alakası var? Enerji ki? bakanı. Yani şimdi bazıları diyor ki işte Trump'ın e, oğluyla bir takım mislikarilerde bulunmuştur. E, bulunur. Devlet görev verir, şeytanla da konuşur bakan. Doğru mu efendim? Ha, şimdi kimin benim devletimin çıkarları söz konusu? Hiç kimseye hesap vermek zorunda değildir devlet işini görürken. Başka bir şey, e, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey şu. Türkiye bir ekonomik savaşla karşı karşıya. Yani dediğiniz gibi Amerikan basını Türkiye'de bir hır çıksa da ben bunları birbirlerine düşünsem. Şimdi iç politikada bence bu mesele büyük elçimize katılıyorum. Bu bir devlet meselesidir. Bir aksaklık görmüştür. Bu e, belki de aile bağlarından dolayı doğrudan doğruya bu istişare iş edilmiştir onu bilemiyoruz. Bu zaten mahremiyete girer bizi ilgilendirmez. İkisi ee, ikisi arasındaki hukuki e, bağ devlet işi başkadır o başkadır Biz Şimdi işin dedi. devlet kısmındayız. Efendim? İşin devlet kısmındayız. Ben devlet kısmındayım. Hukuki Şimdi burada şey zaten yok. girdi. Müsaade buyursanız bugün e, Cumhurbaşkanı'nın e, e, hani sayın sözcünün söylediği Cumhurbaşkanının takdirini paylaşacaktır. Demek ki kamuoyunu merakta bırakmayacak. Bir başka şey işte yabancı basın diyor ki sü sürpriz hafta sonu iş dünyası çöktü falan yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bu pandemiye rağmen Ocak itibariyle yükselişe geçmiş bir ekonomiye sahiptir. Bu, bu yani nasıl en azından üretimi diğer Avrupalı devletlere göre yükseltmiştir Türkiye. Bu bir başarıdır ve bunda da Sayın Bakan'ın iyi ya da kötü devletle beraber payı vardır. Şimdi gelelim üçüncü kısma. Acaba bizim hatamız nerede? Şimdi Türk devlet geleneği siyasetinde genç siyasetçiye bir, iyi bakılmıyor. Ben kendisiyle şahsen birkaç televizyon programında şey yaptım. Sizin görüşünüze katılıyorum. Son derece saygılı bir beyefendi. Hocam hocam diye her zaman için şey yaptım. Berat Bey değil mi? Evet. Ee, ha, ama ondan sonra tabii devlet ricalinin seçildiğinde bir istişaremiz olmadı. Şimdi yaşantısına bakıyorsun bir öğretmen olarak ben. İstanbul işletmeyi bitirmiş. New York'ta finans master yapmış ve Kadir Tahsin Üniversitesi'nin Nahis'ta da yenilebilir enerji üzerine doktorası var. Gayet iyi bir akademik seviye almış. Kariyer. Öyle mi? Ha, şimdi buradan baktığında buradaki bazı insanların çekemediğine bunu biz tartışalım bakalım. 2015'te vekil olmuş. 2015'te Enerji Bakanı 10 Temmuz'dan beri de 2018'de bakanlık yapıyor. Yani devletin kalbi dediğimiz maliye. Al diyorlar kasayı sana verir. Emin yani. Emin adam ki kasayı veriyorsun ona. Öyle mi? Evet. Yani şimdi bu bu baktığınız zaman 42 yaş içerisinde siyasal hayatında çok büyük bir başarı. Biz bunu hazmedemiyoruz aslında. Neyi hazmediyoruz? Biraz sonra konuşacağız. Joe Biden abim gelmiş Allah ömür versin 77 yaşına. Öyle mi? Yarın <laughs> ne çıkaracağı belli değil. Amerikan başkanı. Yedek lastik e, öteki kazanır mı kazan. Ama şunu söylüyoruz. 29 yaşında Amerika'nın en genç senatörü olmuştur diyoruz. Niye 42 yaşında bakan olmuş iki tane bakanlık yaptı? Damat olduğu için torpil yapıldı deniyor. Hocam e, şimdi damat olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı damadın kaç tane damadı var? Değil mi? İki ya tane şöyle mesut, mi? mesut Hocam bir dakika şöyle bir durum var. Şunu düşünelim Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasaydı bu kariyerle şu an mevcut konumlarına gele, gelebilir, gelebilir miydi, gelemez miydi? Ben gelebilirdi diyorum. Ben de gelebilirdi. Neden diyorum. Bir insan bakın doktorasını yapmış, yurt dışında okumuş, dünyayı tanıyan, enerjiyi bilen bir adam. Öyle mi? Ve bugüne kadar da yani hukukta culpalata dediğimiz ağır hata yapmamış devlette. Ağır hata yapsa zaten Cumhurbaşkanı dediğiniz gibi getir çağırır. Ya kendine gel der, değil mi? Evet. Ya da gereken cevabı yapar. Cebinde özel zamanda vardı bakanların cebine istifa mektubu. Şimdi ee, bir hususta bu Halk Bankası'nın davası Mart ayında sürecek e, Biden meselesi. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim işlerimize karışmasını hiç e, şey yapmıyorum, e, olanak vermiyorum. O kendi işine baksın, önce bakalım ne olacak. Diyor ki Trump'ın oğlu, baba diyor sen vazgeçme kan davası yapalım, savaşalım diyor. Bir Trump'ın oğlu da ondan daha deli çıktı yani. Var mı bu bakan arkadaşımıza böyle bir şey? E, devlete karşı bir isyan var mı? Tam tevazu ile ben diyor arkadaşlar yapamayacağım. Ama ben zannetmiyorum ki bu bir cezalandırma olsun. Belki yeni gelen takım arkadaşının dediğiniz gibi sindirememiş olabilir. Onun iradesi dışında. Çünkü takdir yüksekti. Cumhurbaşkanı'na vermiş yetki. Diyor ben takım adamını değiştireceğim. O da diyor ki ben bunu yapmayacağım. İstifa dilekeceğim bu ama bunu da Türk devlet geleneğine, bürokrasiye ters bir üslup ve adapla yapmamıştır. Benim gördüğüm bu. Ama başka şey olabilir. Ve ben, sosyal medyada yayınlamasını yadırgayanlar var. Daha doğrusu sosyal medya demeyelim de Twitter'da değil de niye Instagram'da? Yani bunlar... Instagram şimdi, daha çok böyle fotoğrafların falan paylaşıldığı bir yer ya. Bunlar çok yanlış şeyler. İnsanların özel hayatıyla. Şimdi ben o zaman size, ben de Churchill'den bahsedeyim. Winston Churchill İngiliz halkı için büyük bir lider. öyle mi? Evet. Çanakkale'de yenildi ama... Harbi İngilizce, kazanan adam. İngiltere'yi muzaffer etti. Bu evet çok öyle batmış bir İngiltere'yi evet. ve bazı hakkında o zaman Instagram yok ama Amerikan Devlet Başkanı'nın pijamalarla basıldığı söyleniyor. Ve geliyor İngiliz parlamentosuna vuruyorlar. İşte diyorlar sen Birleşik Krallığı rezil etsin, sen eşcinselsin diye yüzüne karşı seriyorlar. Çünkü gayet pişkin bir şekilde diyor ki ben diyor Birleşik Krallığı başka yerimle değil aklıma yürüntüyorum diyor. Şimdi herkesin, bizde böyle bir hastalık var insanların özel hayatıyla ilgili. İşte komplolar yapıldı siyasette, Türk siyasetinde. Bir insan devleti için çalışıyorsa, özveriyle yapıyorsa ve büyük bir hatası yoksa, en önemlisi vatana hıyaneti yoksa neden biz onu linç etmeye kalkıyoruz? 42 yaşında bu adam bunları yaptığı şeyler olsun. Belki de yarın bir gün bir bakan olmayacağını ne biliyorsun? Ne dedi Joe Biden? Ben dedi Obama'ya karşı yüzde bir oy aldım. Ama bugün Amerikan devlet başkanı. Yani ikinci adamdan birinciye gelmiş. Yarın bir gün ne biliyorsun Sayın bakan Başka bir bakanlıkta görev yapmayacaksın. Daha 42 yaşındım. ya Ben 42 yaşında yalnız, ordudan yalnız, ayrıldım. Yalnız sayın Profesör hocam, oldum ve bu ratbeye geldim. Sayın ya. Hocam araya girip belki bir şey hatırlatmak lazım. Ben olur. avukatı da Burada, değilim. Buradaki benim gördüğüm tartışma bu. en azından hiçbirimiz yönünden geçerli değil de benim yönümden de hiç değil. Yetkiyi tartışmıyoruz. Elbette ki yetki yetkidir. Alırım da satarım da netice itibariyle bana verilmiş olan bir hakkı kullanırım. Ama bunun kullanılış şekliyle ilgili sorgulanması gerekir. İkincisi eğer bu benim damadımsa üstelik ve bu spekülasyonlar anlattığınız gibi bu kadar yaygın şekilde damatla da ilgili ortada dolaşıyorsa burada biraz daha dikkatli davranarak bu işi yaparım. Halbuki burada ortaya çıkmış olan durum iki yönlü bakmak lazım. Birincisi istifa mektubu yani gidip ben istifa ediyorum baba dediği takdirde o da mümkün mesela yapılabilir. Hayır yazılı halde ve kendini anlatarak ama ikinci bir şey var. Bu mektup ortaya başka yollardan çıktığında Cumhurbaşkanımızın hala susmakta oluşu da yani bütün bunlar spekülasyonları evet, bir ve sorgulanmaları beraberinde getiriyor. Bir şey getiriyor. bildiği de vardır herhalde bizim reis efendimiz. Ya Vardır Değil muhakkak. Belki Adın, de diyor ki... herkes Ama Sayın Hocam burada bir burada bir suçlama yok. Ama o da taşlar dökülürken devlet yıpranıyor. Suçlama Bakın. yok. Ama burada normal şartlarda bir aile düzeni içinde olması gereken şeyin bu noktalara kadar taşınmasında niye bir fayda görülmüştür? Bunun cevabı bende yok. Ben şöyle söyleyeyim. Ben hukukçu olarak şöyle söyleyeyim. Her kararda bir sahip vardır. Bunun da cevabını... Devlet-i Cumhurbaşkanı herhalde gerekçesiyle Türk kamuoyuyla paylaşacaktır. Evet. Aksi halde e, iki tarafta zarar görür. Ama şu var, yani bir, ben bu Batı basının söylediği gibi, Türkiye battı, Merkez Bankası gidiyor. Yok yok, onları bırakın. bir şey yok, de, yok yani. Yandıra. Türk lirası şey. düşer de kalkar de. Ben çocuktum da onlar yükseliyordu. Rahmetli babam diyordu, ne yapacağız oğlum, dükkanı ne alacağız? <laughs> ben bu yaşa geldim, şimdi benim çocuklar soruyor. Türkiye, kim ne derse desin, biraz sonra... E, tartışacağız bunu. Bu dünya konjöktüründe yükselen bir güçtür. Ama ayağına taş da bağlasalar bunları aşacağız. Fakat söyle bir şey de son söyleyeceğim müsaade ederseniz. Burada bence asıl cevabı vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. kıymetli arkadaşlarımız Ankara'dan intelligence yapıyorlar ama diyor ki siyasetin, ekonominin, iletişiminin, efendim, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir İttimde devlet bürokrasinin değişmesi kaçınılmazdır. Az önce koyduğum anayasal şey de bu. Bakanlıklar daraldı. Öyle mi? Cumhurbaşkanlığındaki bağlı kuruldaki bakanlık sayısı azaldı. Bürokraside bir sıkışma var. Belki bakan sayısını arttıracak Sayın Cumhurbaşkanı. Bilemiyoruz. Bir sürpriz olacak. Belki değiştirebilir. Burada bir şey hissiyat var. Bir, o nerede konuştu? Bir gün önce konuştu değil mi? O, onu Birkaç gün bile olsa hayır, hayır. işaret var. Çok, diyor ki ben doğru. işaret var orada. Çok doğru yani Benim o, dediğimi aslında teyit ediyorsunuz. Çünkü ben Cumhurbaşkanlığın kontrolünde olmadan isteği doğrultusunda mümkün değil gibi görüyorum. Ama Şimdi İhsan Aktaş. Bir dakika ben şöyle söyleyeyim. Ben de kayınpederim. Ben de kızımı verdim. Allah mesut etsin. Şimdi Allah mesut Ben, etsin. şimdi ben kızımı vermişim. Adamın yakasını bırakır mıyım ya? 85 <laughs> milyonu idare eden adam. Bunu biliyorsunuz ama benim görüşüm bu. Ben Cumhurbaşkanı falan olduğunu düşünüyorum Ama bir şey var. Kendisi kahramanlı değil ama kahramanın koyunu yarın çıkar oyunu. Yarın mı olur bu gece mi? Cumhurbaşkanı buna... Göreceğiz. Yalnız altında bu aramak gibi olacak biraz ama şöyle diyeyim bakın. Buyurun. Biden'ın seçildiği gün. A, A, A şeyin... E, Na Naci değil mi? A Na Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na... Onun at... olduğu gün ve üstelik de bütün bunların aynı olduğu günde de M Maliye Bakanı'nın istifa mektubunun ortaya çıkıyor. Hocam Biden daha seçilememiş. Yani, top, topu yani bütün yani. bunları... Zamanlaması manidar. Nasıl Bak Rusyalı için tanıma şey da hala Biden'ın evet. şeyini seçildiğini. Ne güzel Azerbaycan'da da zafer elde etmiştik ya. Yani Seviniyorduk valla.